Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine market tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelge doğrultusunda 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde zorunlu ihtiyaç dışındaki ürün satışlarına izin verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine market tedbirleri genelgesi gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine market tedbirleri genelgesi gönderildi. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışındaki hiçbir ürün satışına izin verilmeyecek. Alınan tedbirlerle marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. 7 Mayıs Cuma günden itibaren artık zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki hiçbir ürün satışına izin verilmeyecek. Bir ihtiyacımız yok zaten. Olanı da gelip alıyoruz buradan. Yani bir ihtiyaç varsa önemli olmayan bir şey için o ürünün satışına izin verilmeyecek. Biz zaten çıkmıyoruz ki. 3 gündür daha yeni dışarı çıkıyorum. O da ihtiyaç vardı diye geldim. Yoksa yine gelmiyordum. Zorunlu maddeyi zaten şimdi yani tamamlıyoruz ki cuma günü evde kalalım. Yani evde hayat eve sıkması gerekir. Çünkü niye yani hepimizin sorunu olan içindir. Vatandaşlar alınan bu karara olumlu bakıyor. Ancak herkesin de riayet etmesini istiyor. Çok güzel. Uygulasınlar ki şu pislik ortalıktan kalksın. Bence acil olmazsa çıkmaz. Gerçekten. Çok iyi bir şeydir ama bazılar takmıyorlar ya, çıkıyorlar. Ben acil durum olmasa da hayattan evden çıkmıyorum. Ben de çocuklarımı da bile bırakmıyorum. Olumun sonuç verir mi sizce? Valla devlet iyi bilir, iyisini bilir. Sonuç vermesi lazım. Bak şu anda yani belediye otobüslerimiz çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Yani bizim halkımızın sağlığı yönünde. Ben şehir hastanesine gittim geldim yani. Ablam yani bir de pandemi nedeniyle yatıyor. Bizim için bu yararlı. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccace gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri tüm araçları tek tek kontrol etmeye başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. İyi günler beyefendi. İyi günler. Hadi bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere yaya ve uygulamalı noktaları kurarak kontrol çalışmasını yürütüyor. Özellikle işe gitmek zorunda kalanların özel araçlarını tercih etmesiyle trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler denetimlerini artırdı. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere birçok noktada tedbir alan polis ekipleri araçları tek tek durdurup sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili kontrolleri yapıyor. İsim neydi? İyi, memnunuz denetimlerden. Yani olması da gerekiyor. Bunların olması gerekiyor. Yoksa herkes dışarı çıkıyor. Nöbetten çıkıyoruz, eve gidiyoruz. Valla denetimler iyidir herhalde. Biz çarşıya gelmiyoruz. Yani şimdi bir işim var diye benim geldim. Şu ana kadar da ciddi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler hakkında da para cezası kesilerek yasal işlem yapıldı. Pandemi tedbirlerinde bir tapu kaydı ile muaf sayılan çiftçiye ÇKS zorunluluğu getirildi. Hal böyle olunca Tarım İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe hiçe sayıldı çiftçi. Kendisini canından bezdiren bu karardan bir an önce vazgeçilmesini talep ediyor.
Çiftçilerin tam kapanma öncesinde geçerli olan tapu kayıtları üzerinden verilen izinlerin iptaline karar verilmesi üreticiyi canından bezdirdi. Tapusunu göstererek tarlasına, bağına ve bahçesine gitme kolaylığı yaşayan çiftçi, hal böyle olunca soluğu Tarım İl Müdürlüğü'nde aldı. Pandemi tedbirlerinden bir tapu kaydıyla muaf sayılan üreticiye çiftçi kayıt, hayvan kayıt ve arıcılık belgesi zorunluluğunun getirilmesi, Tarım İl Müdürlüğü binasının önünde yoğunluğa neden oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu müdürlük binası önünde sosyal mesafe de hiçe sayıldı. Karara tepki gösteren çiftçiler bu karardan bir an önce vazgeçilmesini talep etti. Elazığ'da oturuyorum, Karakoçan'a bostan ekmişim. Oraya gitmek için izin almaya geldim. Yok, ÇED raporu çıkaracaksınız, ÇED dosyası alacaksınız, Ziraat'a gideceksin. Ziraat'a gittiğin zaman ayın 28'inde sana veriyor. 28'inde zaten yasaklar bitiyor. E şurada şu durumu görüyorsunuz yani. 3 mesafe diyoruz. Hijyen, maske, mesafe. E hiçbiri uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Ancak ben şuradan bir teşekkürim. Yapılan şeye. Müdür bey, ileride tapularımızı aldık gittik. Dışarıya masasını atmış, mesafeyi de kolluyor ve vatandaşın işini hızla da görüyor. İsmini de söyleyebilirim. Cumhur Çetinkaya, şube müdürü. Ya keşke herkes böyle vatandaşın işini görse. Yoksa biz burada izdiham üst üste yıkılıyoruz. Ondan sonra da pandemiden korunacağız. Böyle korunamayız. Tapumla seyahat edebiliyordum. Şimdi valilik farklı bir yasa çıkarmış. Tapuyu getireceksin, tekrar şu kağıdı alacağım. Ya bu kağıdı aldığım zaman zaten tapu bana veriyor. Tapuyu gösteriyorum. Tapuyu göstermeden bu kağıdı alamıyorum. O zaman buna ne hacet? Devletimiz bize çok güzel imkanlar tanıyor. Ama maalesef buradaki bürokrasideki bizim mühendislerimiz, müdürlerimiz bize zorluk çıkarıyor. Niye çıkarıyor? Tapumu gösterip gidebiliyordum. Şimdi tapuyu getirdim, izin belgesi veriyor. Ya bu millet burada pandemi dolamında kuyruğa girmiş. Devlet buna ne yapsın ya? Bu yetkililere onun için sesleniyorum. Şimdi bize bu belgeleri tabi tuttular. Önceki belgelerle biz gidiyorduk. Tapumuzu gösteriyorduk. Tapunun geçerli oluyordu. Şimdi tapuyu kaldırdı. Belge al. Belgede geliyorsun, burada kuyruğa giriyorsun. Aynı şekilde belge de aynı görevi yapıyor. Tapu da aynı görevi yapıyor. Görev yaptıktan sonra şu an bu belgenin ne anlamı kaldı? Doğru değil mi? Ne anlamı kaldı? Şu an ben Sayın Valime ve yetkililere sesleniyorum. Bunun bir an evveli daha da güzelleştirsin, daha da kolaylaştırsın yani. Şimdi ben de bugün buraya köye gidebilmek için izin belgesi almaya geldim. Daha önceden köylerimize gidiş gelişlerimizde tapu belgesi yeterli oluyordu. Ancak daha sonra alınan bir kararla tapu belgesi değil de Tarım İl Müdürlüğü'nden alınacak bir belge ile köye gidip gelebileceğimiz açıklandı. Ya bunun üzerine geldik, burada bir tane belge doldurduk. Bu doldurduğumuz belge kendileri biz doldurduk. Buradaki görevli arkadaşlar imzaladılar. Sadece gördüğünüz gibi burada bir kalabalık oluşturduk. Bunun dışında bir şey yapmadık. Bu belgenin aynısını biz internetten E-Devlet üzerinden de alabilirdik. Daha doğrusu E-Devlet üzerinden bu belgeyi alabiliyor olmamız gerekiyordu. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı var, ancak burayı görüyorsunuz. Sokaktan daha kötü, mağazalardan, alışveriş merkezlerinden daha kötü bir durumda. Hem buradaki çalışan arkadaşlarımız da gerçekten çok zor durumda kalıyor. Bir sürü bulaşa, temasa maruz kalıyorlar. Bence bir an önce bu durumdan vazgeçilmesi ve daha kalıcı bir çözüm getirilmesi gerekmekte. Dediğim gibi en basit devlet üzerinden bir sistem açılır. Köyde gerçekten tarımsal faaliyette bulunanlar sadece gelir bunu alır. Şu anda yoldan geçen herkes bu belgeyi alabilir. Köyde tarlası olsun olmasın herkes gelip bu belgeyi şu anda alabilir. Şimdiye kadar çiftçilerle ilgili uygulamada tapu yeterliydi. Bununla ilgili fazla bir sıkıntı yaşamadan köylülerimiz, çiftçilerimiz iş yerlerine, tarlalarına, bahçelerine rahatlıkla gidebiliyorlardı. Ancak şu andaki yeni bir uygulamayla
çiftçilerimizin, köylülerimizin çok büyük sıkıntılar içerisinde Tarım İl Müdürlüğü'ne gelerek sistemden yeniden ÇKS belgeleri almaları vesaire bir takım işlemlerden geçirilmesi, tarlalarındaki sebzelerin yeni ekilmiş olduğu bu dönemde işlerini bırakarak bu işlemlere yönelmeleri büyük zamanlarını alacaktır. Yine eski sisteme dönerek tapulara ile insanlarımızın tarlalarına, bahçelerine gidebilmelerinin yolu açılmalıdır. Tarım İl Müdürlüğü ve valiliğimizin bu konuyla ilgili mutlaka ciddi bir takım görüşmeler yaparak bu problemi daha fazla uzatmadan insanlarımızın sebzelerine, bahçelerine, hayvanlarına çok rahat ulaşmalarını sağlamaları yönünde bir adım atmaları mutlaka gereklidir. Biz insanlarımızın tarlalarında tek başlarına, yalnız başlarına aileleriyle rahat bir ortamda virüsten, pandemiden uzak çalışma imkanı varken bu yoğunluğun sağlanması da ayrı bir problem. Elazığ'da öğleden sonra kuvvetli rüzgar ve toz bulutu etkili oldu. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar güney çevre yolunda evlerin çatılarını uçurdu. Elazığ'da öğleden sonra kuvvetli rüzgar ve toz bulutu etkili oldu. Etkili olan kuvvetli rüzgar güney çevre yolunda evlerin çatılarını uçurdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonları ile kaydedildi. Allah her şey gelsin, zerzene geldi. Şiddetli rüzgarla birlikte Elazığ'da ikiz kuleler olarak bilinen çok katlı binanın yalıtımının bir bölümü tahribata uğradı. Elazığ'da öğlen saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken Hazar Dağlı Kavşağı'nda bulunan ve ikiz kuleler olarak bilinen binalarında yalıtımı hasar gördü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ'ın ve çevre illerin hava durumu ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi. Elazığ başta olmak üzere Bingöl ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği, ani su baskını ve sel gibi olası durumlar için vatandaşların önlem alması uyarısında bulundu. Ayrıca açıklamada yağışın akşam saatlerinde de etkili olacağı kaydedildi. Öte yandan beklenen sağanak yağışlarla beraber yer yer meydana gelebilecek dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sevgili seyirciler, Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle Elazığ-Pertek arasında çalışan feribotlar birbirine çarptı. Rüzgarın etkisiyle iki feribot çarpışırken jandarmanın teknesi arada kaldı. Elazığ'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına Pertek bölgesinde de etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Rüzgarın etkisiyle Pertek feribot iskelesindeki feribotlar birbirleriyle çarpıştı. İki feribotun arasında jandarmaya ait tekne kaldı. Çarpışmanın etkisiyle feribotlarda ufak hasarların oluştuğu öğrenildi. O diğer de geldi, ona çarptı. Jandarmanki de arada Pertek'te oluşan kazada her feribotların ve jandarmaya ait teknenin zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi. Çatalçeşme Mahallesi TOKİ 1. etap hak sahibi depremzedeler konutlarının anahtarlarını teslim aldı. Bayram öncesi çifte bayram yaşayan depremzedelerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde
Yaklaşık 23 bin konutun inşa edilmesi için Elazığ'da çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 10 binden fazla konut çekilen kurallarla hak sahiplerine teslim edildi. Son olarak kent merkezinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen 299 konut ile Yurtbaşı Beldesi'nde tamamlanan ve kurası çekilen 132 olmak üzere 431 konutun hak sahibi de belirlendi. Hak sahibi olan depremzedeler bugünden itibaren anahtarlarını merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi TOKİ 1. etapta almaya başladı. Dairelerinin anahtarlarını teslim alan depremzedeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Hayatımda Allah'a çok şükür. Yani Allah, vah, Cenab-ı Allah Erdoğan'ın başımıza eksik etmiyor. Evler harika. Benim evlerim hoş. Baktım, gittim, gezdim. Ev hoş. Anahtarımızı alacağız. Allah herkese nasip eder. Allah devletimizin eksikliğini vermiyor. Bak, ben başta söyledim de. Allah başımızda eksik etmiyor Erdoğan'ı. Evim yıkılmadı da bayağı ağır hasar almıştı. Duvar delinmişti. Burada güzel, evimi beğendim. Tayyip'e teşekkür ederiz, devletimize, milletimize. Öte yandan hak sahibi olup kurada isimleri çıkanların 45 gün süre içerisinde mutlaka anahtarlarını teslim almaları istenerek, aksi durumda hak sahipliği durumunun ortadan kalkacağı da aktarıldı. Elektronik ortamda satılmayan hiçbir ürün yok diyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ürünlerini elektronik ortamda satmak isteyen yerel üreticilere seslenerek Elazığ Ticaret Sanayi Odası'nın bu imkanlarından faydalanın çağrısı yaptı. E-ticaretin devam ettiği bir dönemdeyiz diyen ve elektronik ortamda satılmayan ürün yok diyen SO Başkanı Sinan Arsan yerel üreticilere seslendi. Başkan Arsan ürünlerini elektronik ortamda satmak isteyen üreticilere ESSO'nun bu imkanlarından faydalanın çağrısı yaptı. Elektronik ortamda elektronik ticaret devam ediyor. Yani e-ticaret devam ediyor. Böylelikle tabii ki konfeksiyon olsun veya bütün Türkiye'de veya dünyada şu anda elektronik ortamda satılmayan herhangi bir ürün yok. Eğer üyelerimiz, yerel tacirlerimiz, üreticilerimiz elektronik ortamda ticaretlerine devam etmek istiyorlarsa Elazığ Ticaret Sanayi Odası'nın %100 iştiraki olan elazigburada.com.tr ismiyle hizmet veren e-ticaret portalimizde tüm ürünlerini satabilirler. Böylelikle kapanma döneminde bırakın ticari kayba uğramalarını, ticari kazançlara bile erişebilirler, ulaşabilirler. Bu da Elazığ Ticaret Sanayi Odası'mızın üyelerine sunduğu gerçekten çok önemli bir destek. Lütfen üyelerimiz, üreticilerimiz, tüccarlarımız reyonlarında olan ürünlerini veya ürettikleri ürünlerini gelip Elazığ Ticaret Odası'ndaki, Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki elazigburada.com.tr adresinde satma adına buradaki ilgili arkadaşlarımıza irtibata geçsinler ve düşük komisyon oranlarıyla, düşük kargo ücretleriyle bu hizmetten faydalanıp karlarını artırsınlar diyorum. Ben tekrardan tüm tacirlerimize, üyelerimize hayırlı işler diliyorum. Koronavirüsün bulaş riskini düşürmek için sosyal medya hesabında virüs bitinceye kadar köyümüze gelmeyin diyerek uyaran Ağın ilçesine bağlı Saraycık Köyü muhtarı Hasan Hüseyin Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağın ilçesine bağlı Saraycık Köyü muhtarı Hasan Hüseyin Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan köy muhtarı Hasan Hüseyin Demir'in durumu ağırlaştı. Hastanede tedavisine devam edilen muhtar Demir yaşam mücadelesini kaybetti. Köy muhtarı Hasan Hüseyin Demir hasta olmadan önce sosyal medya hesabından "Çok değerli köylülerim, bulunduğunuz yerden ne olur ayrılmayın. Bu virüs bitinceye kadar lütfen köye gelmeyin." paylaşımında bulunmuştu. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu vefat haberini duyarak "Bir abiydi, bir dosttu. İyilik ve edep timsali bir insandı. İlçemiz Saraycık Köyü muhtarı kıymetli abimiz Hasan Hüseyin Demir, Covid-19 illetine yenik düştü, göçtü yalan dünyadan. Biz razıydık senden, güle güle git. Rabbim sana rahmet eylesin.
Makamın Ali, menzilin mübarek olsun aziz dost. İlçemizin başı sağ olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin dedi. Orman köylüleriyle hasım değil, hısım olmak istiyoruz diyen Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Orköy projeleri kapsamında 8 milyon tutarında çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bölge müdürlüğünün çalışmalarından bahsederek bal ormanları oluşturduklarını söyledi. Bal ormanlarında da özellikle bölgedeki arıcılığı teşvik etmek, fenli arıcılığı, hem onlara arı kovanları ve arı dağıtıyoruz, hem de çiçeklenme dönemlerini uzatmak için bu bölgede yetişme muhitine uygun türleri bu ağaçlandırma sahalarımıza dikiyoruz. İğdedir, akasyadır, bademdir, lavantadır. Bunların çiçeklenme dönemleri kevene göre daha farklı. Doğal olarak geven zaten var bu bölgelerde. Yine mesela ipekli böcek, ipek böcekçiliğini ve ipekli dokumayı tekrar canlandırmak için Sayın Valimizin başkanlığında üniversitemizin özellikle Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın, Tarım İl Müdürlüğümüzün, Orman Bölge Müdürlüğü zaten bunun içerisinde fidanları, dut fidanlarını özellikle çiftçileri daha önceden tespit etmişiz. Onlara ücretsiz dut fidanlarını dağıtıyoruz. Burada hane halkına ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu dut fidanları ileride dut ağaçlarına dönüşecek. Bunların yapraklarını koza birliğinden almış oldukları ipek böcekleriyle böceklerine yem olarak veriliyor ve hakikaten bu Elazığ'da daha önce bir sektör iken unutulmaya yüz tutmuş. Kurum olarak, Orman Bölge Müdürü olarak böyle bir kapanma yüz tutmuş, böyle bir sektörü tekrar canlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge Müdürü Çetiner, bal ormanlarının yanı sıra ipek böcekçiliğinin gelişmesi için de dut fidanları dağıttıklarını kaydetti. Bu işte uğraşanları üniversitede Mustafa hocamız var. Kendileri tespit ediyorlar Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte. Çiftçilerin isimlerini, kaç tane alanları ne kadarsa tarlaları, arsaları o kadar fidan talep ediyorlar. Biz ona göre fidanlarımızı tahsislerini yapıyoruz. Bizim burada dağıtıyoruz. Dağıtımını da yaptık burada. Pandemi var diye fazla böyle izdiham olmasın diye mütevazi bir şekilde çiftçilerimize dağıtmış olduk doğrusu. Pandemiyle birlikte kentten köylere göçlerin arttığını ifade eden Bölge Müdürü Çetiner, köylülere destek olmak amacıyla dikilen badem ağaçlarının budama işlerini köy sakinlerine verdiklerini söyledi. Biz bu pandemiden dolayı şehirden köylere tekrar göçün olduğunu gördük. Köydeki arazilerin değerlerinin arttığını gördük. Çiftçilerimize, köylülerimize nasıl bir destek olabiliriz diye şu an yaklaşık 400 bini aşkın badem ağaçlarında meyveye yönelik ve forum budaması yaptık. 400 bin fidan az bir fidan değil. Bunlar benim boyumda ve boyumdan daha büyük 2 metre, 3 metre boyunda bademler oluşmuş. Bunları meyve verimini artırmak için, meyve kalitesini artırmak için bunları yine orman köylülerine istihdam olsun diye onlara budama işini başlattık. Önümüzdeki yıllar bu devam edecek. Bu daha önce ağaçlandırma yaptığımız sahalardaki bademlere mutlaka bir insan eli, bir teknik bir el değmesi gerekiyor. Bunun tabii önce bir eğitimini veriyoruz. Gelişi güzel gidip kimse budama yapamaz. Bunu araştırma müdürlüğümüzden de destek aldık. İlgili ağaçlandırma şube müdürümüz ve bu işte hakikaten iştigal eden çok tecrübeli köylülerimiz de var. Onların da desteklerini alarak hem köylülerimize bu budamadan dolayı bir istihdam sağlamış oluyoruz, hem de ileride bunların meyvelerinden köylülerimiz faydalanmış olacak. Orköy projesi kapsamında Elazığ'da çiftçilere 8 milyon destek verildiğini ifade eden Çetiner, bu kapsamda yapılan yardımlardan bahsetti. Biz 8 milyon tutarında orman köylülerini desteklemek için Orköy desteklerini veriyoruz. İşte bunların içerisinde süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, süt sığırcılığı kapsamında 2 tane inek veriyoruz. 2 yıl
ödeme yok. Ondan sonraki 5 yıl yani toplamda 7 yıl ediyor. Faizsiz, herhangi bir faiz ödemiyor vatandaş. 5 eşit taksit şeklinde bunun parasını tekrar bize ödüyor. Hatta biz inekleri verirken Allah korusun hastalık durumlarında ve ölmeleri durumunda bunları Tarsim'e de sigortalatıyoruz. Yem desteği veriyoruz. Bu tür faaliyetlerimizden köylüler çok memnun. Süt sığırcılığının yanı sıra süt koyunculuğu, 30 koyun bir koç veriyoruz. Yine vatandaş bizden güneş enerjisi talep ediyorsa güneş enerjisi verebiliyoruz. Evlerde yalıtım amaçlı mantolama diyoruz. Talep geldiği zaman evlerini, yalıtımını da orman köylülerinin evlerinde mantolamasını yapıyoruz. Kuzine sobası, dam örtüsü, saç veriyoruz. Arı kovanları veriyoruz. Bu anlamda hani arıcılığı da teşvik ediyoruz. Orköy kredileri bizim için orman köylülerinin özellikle çok talep ettiği 8 milyonunu biz bugün bakın ilk 6 ayda bitirmiş durumdayız. Şu an bugün itibariyle daire başkanımıza da görüştük. Elazığ'a 10 milyon daha verseniz biz bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz dedik. Sanırım bir ek bütçe oluşturuluyor. Bize Elazığ'a tekrar bir ek orköy kredisi desteği verilecektir. Bölge Müdürü Çetiner, orman köylüleriyle hasım değil, hısım olmak istediklerini söyledi. Tabii ki orman köylüsünü, köylüsüyle hasım değil, hısım olmak istiyoruz. Onların hep yanında olmak istiyoruz. Bazen biz ağaçlandırma çalışmalarını yaptığımız zaman, işte onlar da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Bizim bu ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarımıza bazen engel oluyorlar. Mukavemet gösteriyorlar. Bunları aşmaya çalışıyoruz. İşte demin ifade ettiğim o veciz söz, hasım değil hısım olmak istiyoruz onlarla. İkna yoluyla işte köye yakın yerleri ağaçlandıralım ama ceviz dikelim size, badem dikelim. Öyle ikna ediyoruz ve sağ olsunlar ikna olunca da yardımcı oluyorlar. Tabii onlar da haklı olarak hayvancılık, otlatma alanları daralıyor diye karşı koyuyorlar. Bir süredir restorasyonda olduğu için ibadete kapalı olan Harput Meydanı'nda bulunan Sarı Hatun Camii yeniden ibadete açıldı. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Tarihi belde Harput Meydanı'nda bulunan Sarı Hatun Camisi yeniden ibadete açıldı. Bir süredir ibadete kapalı olan camide restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlandığı camiyi gezen il müftüsü Selami Aydın bilgiler aktardı. Bugün bu camimiz restorasyonu yapıldı. Tabi Ramazan ayına girdiğimiz için ibadete açalım diye biraz da biz acele ettirdik. Ufak tefek eksiklerimiz var ama şu anda ibadete açıldı. Gönül huzuruyla burada ibadetlerimizi yapabiliriz. Tabii pandemi sürecindeyiz. Tam kapanma günlerini yaşıyoruz. Dolayısıyla kardeşlerimizi buraya davet edemedik. Bugün bir inceleme için geldik buraya. Tabii burası kadim bir şehir, 4000 yıllık bir şehir. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat ve iş insanı Bünyamin Akyıldız'la birlikte incelemelerde bulunan Müftü Aydın, caminin Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sarı Hatun tarafından yaptırıldığını kaydetti. Bu camimiz Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sarı Hatun tarafından ilk olarak ahşap olarak yapılıyor. Daha sonra efendim 1500'lü yıllarda Hacı Ahmet Efendi zamanında efendim Könk köyündeki bu vakıf arazisi satılmak suretiyle bu cami yeniden inşa ediliyor. Türk mimari tarzında kesme taşlardan kare şeklinde yapılan güzel bir camimiz. Camiyle ilgili de önemli detaylar anlatan Müftü Aydın, camilerle birlikte bir kültürün geçmişten bugüne taşındığını söyledi. İşte kapının çıkışında şu gördüğünüz pencerede sadaka taşının bulunduğu yer var. Orada sadaka taşı var. Oraya insanlar efendim gelip oraya sadakalarını, zekatlarını bırakıyorlar. Ve ihtiyacı olan insanlar da gelip oradan alıyor.
veren elle alan el belli değil. Kimin para koyduğunu, kimin para aldığını bilemiyoruz. İşte bize, ecdadımızdan bize kalan budur. Yaklaşık 300 yıllık değil muhtarım? Evet, 300 küsur yıl. 300'den fazla camimizin önünde çınar ağacı var. Bu bizim ecdadımızdan bize kalan bir mirastır. Bu tescillidir, kayıtlıdır. Genellikle camilerimizin önünde çınar ağacı vardır. Çınar ağacının özellikleri vardır. Bunun yapraklarının ayrı bir özelliği var. Çınar ağacı kökleri nemi alır. Bu camimizi korumasını sağlıyor. Elazığ'ın geleneği olan hem de Ramazan ayında ayrı bir ilgi gören tepsi yemekleri bu yılda fırıncılara yoğun mesai yaptırmaya devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemekler ise hem göze hem de mideye hitap ediyor. İftar saati yaklaştıkça yoğunluğun arttığı yerlerden biri şüphesiz fırınlar. Elazığ'da vazgeçilmez bir gelenek var. Ramazan ayının da olmazsa olmazı tepsi yemekleri. Çeşit çeşit yemekler ustalar tarafından hazırlanıyor. Ardından iftara hazır olmak üzere fırınlara veriliyor. Bizim bu Elazığ yöresine ait yemekler bunlar. İşte buna ne diyorlar? Bu sade büftektir. Şekil henüz hazır değil, pişmemiş bu. Şu anda kontrol amaçlı açıyoruz içeriği. Kontrol ediyoruz. Söz konusu tepsi yemekleri olunca iftara saatler kala iştahlar da kabarıyor. Zorlandığınız anlar oluyor mu? Muhakkak ki yani şu şekilde zorlanmamız işten dolayı değil. Yani yoğunluk, karabalık olduğu zaman biraz zor oluyor yani. Peki vatandaşlar evde hazırlayıp getiriyorlar mı yoksa burada bizzat kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Evde de hazırlayıp getirenler vardır. Evde hazırlayıp getirenler fazla değil, az yani. Genelde kasaplar hazırlıyor bunu. Tabii evde hazırlayanlar da bunun gibi değildir yani. Kasabın hazırladığı gibi değildir yani. En çok ilgi gören yemeklerden biri palo tava. Şu an genelde bu şey, palo tavalarına rağbet var genelde. Çanakta döner, kağıt kebabı bu tür. Bu üç yemeğe rağbet daha çok. İşte Elazığ'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri tepsi yemekleri. Kokusu da görüntüsü de muazzam. İftarda ne yemek yapsak sorusu Ramazan ayında en çok duyduğumuz cümlelerden biri. İşte ustasından tarifi. Öncelikle bu tepsi yemekleri nasıl hazırlanıyor onu öğrenmek lazım. Bakalım Fatih Usta iftara ne hazırlayacak? Şimdi öncelikle bir palo tavası geçen hafta da kalmıştık. Onu pirzoladan yapmıştık. Yalnız bu sefer kuzu kaburgası ve kuzu koldan hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi yine biberimiz, tereyağımız, kekimiz, pul biberimiz, tuz. Yani püf noktaları etin güzel olması. Şimdi palo tavasında eti böyle el ele açıyoruz. Böyle açmamız daha güzel oluyor. Kolay pişmesi için de. Hem kolay pişmesi hem bir de yani eskiden çatal kaşık yoktu diyebilirim. Böyle insanlar elle yemeği daha çok seviyorlar. Daha lezzetli oluyor. Yani hazırlanma süresi 10 dakika. Fırında pişme süresi 3,5 saat. Çünkü simitçi fırınımızda böyle ağır ağır kendi ateşinde pişmesi gerekiyor. Peki başka bir et türünden yapılıyor mu? Yani en güzel kısmı bence yine de bu kısmıdır. Evde bayanlar bunu yapmaya kalksa cam, kapı her taraf paramparça olur. Kimse denemesin evde. Ustamız da palo tavayı yaptı. Ancak yemek hem Elazığlıların en çok tercih ettiği tatlardan biri hem de isminden dolayı tartışma konusu. Yani paloya has bir tava ama madenler de paylaşıyor bu tavayı. Yani dediğim gibi ortada kalmış bir tava ama bunun da bir ismini bulmamız lazım. Büyük bir ihtimal patent alacağız. Benim anne tarafı maden, baba tarafı palo. Peki ben ne diyeceğim bu yemeği o zaman? Karışık. Ortada kalmış yemek de olabilir. Yeşil biber var, kırmızı. Tabii ama dizmeden önce tuz biraz yapıyoruz buna. Böyle hafif bir tuz gezdiriyoruz. Ya peki hangisinden kullanılıyor? Ya genelde tereyağı kullanıyoruz. Ama eskiden insanlar olsaydı kuyruk yağından başka yemezlerdi. Maliyeti ne kadar? Maliyeti 230-240. En çok yaptığımız yemeklerden birisi palo tavasıdır. İkincisi peki? İkincisi kuzu pirzola. Yemeğimiz bu. Üzerini kapatıyorsunuz. Tamam. İftara hazır. Tabii. Afiyet olsun şimdiden. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra tarihi Harput Mahallesi'nde park ve bahçelerde, cadde ve sokaklar ile camilerde
hummalı bir çalışma yaptı. Elazığ Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi şehrin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri çerçevesinde boş kalan Harput Mahallesi'nde park ve bahçelerde, cadde ve sokaklar ile camilerde hummalı bir çalışma yaptı. Ekipler ayrıca Çaydaçıra Mahallesi'nde de kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklar önce süpürüldü, ardından yıkanarak hijyen sağlandı. Parklar, duraklar ve çöp konteynerleri titizlikle temizlendi. İbadethanelerde belli periyotlarda temizlik çalışması yapan ekipler, bayram öncesinde de cami halılarını yıkadı. Turan Sancağı Teşkilatı Elazığ İl Başkanı İdris Demirkıran, yitip giden bir gençliğin olduğuna dikkat çekerek, aralarına katılmak isteyen gençler için her şeyden önce vatan aşkının olması gerektiğini söyledi. Turan Sancağı Teşkilatı Elazığ İl Başkanı İdris Demirkıran medya grubumuzu ziyaret etti. Biz 09.06.2020 tarihinde genel merkezimiz Bursa'da kuruldu. Genel Başkanımız Sayın Halit Gökengül, Teşkilat Başkanımız İbrahim Uğurlu, Teşkilat Başkan Yardımcımız Genel Başkan Yardımcımız bizim yine Suat Sırrı Aydın, Genel Sekreterimiz Sayın Lale Küçük ve diğer çalışma arkadaşlarımızla birlikte merkezi Bursa olmak üzere kuruldu. Elazığ'da da 10.11.2020 tarihi itibariyle de Elazığ İl Başkanı seçildik. O günden bu yana zaten bizim faaliyetlerimiz var. İnşallah ilerleyen dönemlerde tekrar bir yayına gelirsek eğer, bu yanda zaten oradaki faaliyet raporlarımızda da o çalışmalarımızı da size sunmuş olacağız. Turan Sancağı Elazığ İl Başkanı Demirkıran, Elazığ'da yitip giden bir gençliğin olduğunu söyledi. Şimdi Elazığ'da baktığımız zaman günün koşulları ve piyasaya göre konuşursak eğer, yitip giden bir gençliğimiz var. Bizim bu gençliği ele alıp tekrar değerlendirmemiz lazım. Çünkü şu an her anlamda vasıfsız insanlar yetişiyor. Bizlerin bunları bir vasfa kavuşturup bunları bir an evvel topluma kazandırmamız lazım. Ha bunun yanında kendimizin yaptığı çalışmalar var ama o çalışmalar da günü geldiğinde zaten ortaya çıkacak ama şu an genel merkezimiz bizim Bursa'da Turan Üniversitesi'nin çalışmaları başladı, temelleri atıldı. Dediğim gibi gençlere yönelik ilk çalışmamız inşallah bu şekilde devam edecektir. Buraya da yansıyacak zaten. Başkan Demirkıran aralarına katılmak isteyen gençlere çağrıda bulundu. Elazığ'daki bizim üye sayımız bayağı fazla ama biz üyeleri almadan önce bir hani bizimle aynı fikirdeler mi? Çünkü fikirde zikirde bir olmadığınız insanları yanınızda tutamazsınız. Yanınızda tutamayacağınız insanlarla da yola çıkmanız çok doğru değil. Bize katılmak isteyen insanlardan biz şunu bekleriz, hatta özellikle gençlerimizden her şeyden önce bizim vatan gelir, vatan sevgisi gelir. Önce vatan diyerek yola çıkanlar bizimle elbette ki yola çıkabilirler. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği tespit ettiği 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği tespit ettiği 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıttı. Dernek Başkanı İsmail Bayraktar, Ramazan ayında tespit ettikleri 300 aileye yardım kolisi dağıttıklarını, yardımlara devam edeceklerini söyledi. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü olarak Ramazan boyunca 250-300 ailemize yardım kolisi dağıtmak nasip oldu. İnşallah Ramazan'dan sonra da yardımlarımız devam edecek. Türkiye'nin her yerinden bize yardım gönderen hayırseverlere de teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi bir spor kulübünden daha fazlası olmaya devam ediyoruz. Çayköyü muhtarı Emre Özdoğan, köydeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kolileri teslim aldığını belirterek dernek temsilcilerine teşekkür etti. Emeğe geçen başkan ve başkan yardımcıma teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Ramazan'ın 22. gününde İzzetpaşa Camii'nde verilen vaazın konusu itikaf oldu. Ramazan'ın 22. gününde İzzetpaşa'dan seslenen il vaizi Sebahattin Demirelli, itikafın tevekkülün zirvesi olduğunu söyledi. Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam zamanında Cenab-ı Allah onların Kabe'yi inşa ettikten sonra Kabe'nin temizliğini, Kabe'nin
ibadet edenler için işte hazır hale gelmesini Rabbimiz Bakara suresinin 125. ayetinde ifade buyurarak itikaf ibadetinin ta o zamandan beri olduğunu bize bildiriyor. İtikafın gerçek kulluğa erişebilmek anlamına geldiğini ifade eden Demirelli, üç çeşit itikaf olduğunu kaydetti. İtikaf, yani kendini dinlemek. Kendini dinleyip de kendisini düzeltmek. Kendisini hatalardan, noksanlıklardan kurtarıp gerçek kulluğa erişebilmektir. Yani itikaf bu manalara geliyor. Peki itikaf kaç çeşittir? Üç çeşit itikaf vardır. Bu itikaflardan birisi vacip olan itikaftır ki kişinin kendisine adadığı itikaftır. Yani ben şu zaman içinde, şu günler kadar, üç gün, iki gün, bir gün, yani bir süre belirleyip, zaman belirleyip, bu zaman içerisinde ben Rabbime işte itikaf ibadetini yapacağım dediği zaman bu onun için adak olur. Adak olan itikaf vaciptir. DSİ Spor Kulüp Başkanı Müfridat Şara'nın babası Ferhat Şara vefat etti. Merhum Şara kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. DSİ Spor Kulübü Başkanı Müfridat Şara'nın babası Ferhat Şara vefat etti. 82 yaşında hayatını kaybeden merhum Şara için Maden ilçesine bağlı Yeşilova köyünde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhum Şara kılınan cenaze namazının ardından Yeşilova köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Ferhat Şara'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, acılı aileye sabırlar versin. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor'un Pendik Spor beraberliğinin ardından 26 yıl sonra 3. lige düşmesiyle birlikte yeni sürecin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor. Mevcut yönetimin kongre kararı alıp bırakmasını isteyen taraftarlar, şehrin paydaşlarının da içerisinde olduğu güçlü bir yönetimle Bordo Beyazlı Kulübün tekrar eski günlerine dönmesini istiyorlar. Elazığ Spor'un 26 yıl sonra 3. lige düşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan ilimiz AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, mevcut yönetimin görevini tamamladığını ve Elazığ Spor'un yeni ve güçlü bir yönetimle tekrar eski günlerine dönebileceğini ifade etti. Mevcut Başkan Selçuk Öztürk'e çeşitli organizasyonlarla gerekli desteğin verildiğini belirten Milletvekili Demirbağ, forma kampanyasında birkaç milyon TL katkı sağlanmasının ardından elimizdeki hasarlı bazı binaların da yıkımının Elazığ Spor'a verildiğini hatırlatarak bu yıkımlardan da milyon TL'nin üzerinde bir gelir sağlandığını söyledi. Son olarak Ankara'da milletvekili, vali, belediye başkanı ve il başkanının da olduğu bir toplantıda takımı ligde bırakmak için kendilerinden destek isteyen Selçuk Öztürk'e vali ve belediye başkanının gereken desteğini verdiğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ancak desteklere rağmen takımımız küme düştü açıklamasını yaptı. Bundan sonrası için yapılması gerekenleri de ifade eden ilimiz AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, yeni, güçlü ve herkesin benimseyeceği bir yönetimin oluşturulması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Son yıllarda küme düşerek çeşitli başarısızlıklar yaşayan Elazığ Spor'daki heyecanın yeniden yeşermesi ve tekrar yükselişe geçmesi için bu heyecanı yaşatacak yeni bir yönetimle ancak olabileceğinin altına çizen Milletvekili Demirbağ, bunun çalışmalarının da Ramazan Bayramı'nın hemen ardından yapılması gerektiğini vurguladı.
Elazığ Spor'un genç yıldızı Cengizhan Akgün sezonu 19 golle tamamlayarak Bordo Beyazlı takımın en golcü oyuncusu oldu. Küme düşen ve önümüzdeki sezon 3. ligde mücadele edecek olan Elazığ Spor'da teknik direktör Cafer Aydın'ın görev süresi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Kongre sürecine girmesi beklenen Bordo Beyazlı ekibimizde Cafer Aydın'ın göreve devam edip etmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor. Kümede kalma mücadelesini bitime bir hafta kala Pendik deplasmanında kaybeden Elazığ Spor'da birçok konuda olduğu gibi teknik heyet konusunda da belirsizlik yaşanacağı benziyor. Ümit Tekoğlu ile yollarını ayırarak 22 Şubat'ta takımın başına Cafer Aydın'ı getiren Bordo Beyazlı ekibimizde Aydın'ın sözleşmesi 31 Mayıs tarihi itibariyle sona eriyor. Takımın küme düşmesinin ardından Başkan Selçuk Öztürk'ün nasıl bir adım atacağı henüz kestirilemezken, kamuoyu, Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek kongre kararı alınması yönünde beklenti içerisine girdi. Ara transfer döneminde transferi açma sözünü tutamayan, transfer yasağına rağmen bazı oyuncuların takımdan ayrılmalarına müdahale edemeyen Başkan Öztürk'ü takımın başında görmek istemeyen spor kamuoyu bir an önce Selçuk Öztürk'ün istifa etmesini istiyor. Daha önce transferin açılması durumunda takımda kalabileceğini dillendiren teknik direktör Cafer Aydın'ın Başkan Selçuk Öztürk'ün istifa kararı alması durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Başkan Öztürk'ün şu an için İstanbul'da bulunduğu ve henüz Elazığ'a dönmediği öğrenilirken, teknik direktör Cafer Aydın'ın Başkan Öztürk'le yapacağı görüşmenin ardından kararını vereceği bildirildi. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 2. Başkanı Serkan Gündoğdu sezonu hedefledikleri yerde bitirdiklerini belirterek, yeni sezonda üst sıraları zorlayacak güçlü bir takım oluşturacaklarını söyledi. Deplasmanda karşılaştığı Pendik Spor'la berabere kalarak kümede kalma ümitlerini tüketen ve sezonun bitimine bir hafta kala matematiksel olarak 3. lige düşen Elazığ Spor'da sezonun son hafta maçı formaliteden öteye geçmeyecek. Rakibi Kastamonu Spor'un Pazar Spor'a yenilmesine rağmen bu önemli avantajı değerlendiremeyerek küme düşen Elazığ Spor, sezonun son haftasında cumartesi günü ilimizde Sivas Belediyespor'la karşılaşacak. Pendik Spor maçı sonrasında teknik heyet tarafından futbolculara izin verilirken temsilcimiz de Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarının Perşembe günü başlayacağı ve Cuma günü yapılacak olan son çalışma ile hazırlıkların tamamlanacağı öğrenildi. Cumartesi günü saat 15'te başlayacak olan karşılaşma Doğukent Stadyumu'nda oynanacak. Ve spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.